Herkese merhabalar. Ara tatil tekrarını yapmaya var mısın Tonguç Evladım? Hocam ben tatildeyim ama. Hay saçmalama evladım, bak çok önemli bir tatil bizim için. Çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor ve seninle beraber ara tatilde şu ana kadar işlediğimiz bütün konuları bir tekrar edelim. Gerçekten sudan çıkmış balığa dönelim Tonguç Evladım. Bugünkü dersimizde aslında süper hızlı konu tekrarları yapacağız ve BTS yani beceri temelli soruların yeni nesil soru çözümünü yapacağız. Hay saçmalama, yeni nesil soruları aslında Milli Eğitim Bakanlığı artık BTS yani beceri temelli sorular demeye başladı. Ve ondan önce de ufak bir süper hızlı konu tekrarı nasıl yapacağız biliyor musun? Nasıl yapacağız? 2 dakikada bütün konuları bitireceğiz ama öncesinde LGS soru dağılımlarını sana göstermek istiyorum. Mesela şu ana kadar işlediğimiz 3 tane konu var Tonguç Hocam. Çarpanlar katlar, üstlü sayılar ve karekök sayılar. Bunlardan 2018-2019'da çıkan soru sayıları aslında görüyorsun hiç değişmedi. Ama tabii ki diğer konuların içinde yani yeni nesil sorularda mutlaka işte mesela bir anda üçgen sorusu soruyor ama çarpanlar katları kullanabiliyorsun. Diğer taraflarda kullanıldığı sorular oluyor. Ama sadece buna özgü, sadece buna özgü ve sadece buna özgü. Çıkan soru adetleri gördüğün gibi. Yani 1-2-3 şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla bizim en fazla dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi karekökseler burada. Onu bilmemiz gerekiyor. Çarpanlar katlar çok temel. Diğer konuların içinde çıkıyor ama kendi başına yani kendi şahsına münhasır bir tane sorusu var. Ama onun dışında da diğer konuların içinde çıktığı için gerçekten temel konu saçmalama öyle bir şey yok. Hayır, yeni nesil sorularda birazcık böyle kapsamlı sorular çıkıyor. Bugünkü dersimizde seninle beraber çarpanlar katlar, üstler ve karekökseleri süper hızlı konu tekrarında İkişer dakika. Sadece 2 dakikada tekrar edeceğiz. Özetleyeceğiz. Kronometre tutacağım hocam. Tutabilirsin tabii ki. Aynı şekilde yeni nesil sorulardan da Tonguç evladım benim. 4 soru, 3 soru ve 3 soru çözeceğiz. Yani gerçekten yeni nesil sorulardan her birisinden 3'er soru ama çarpanlar katlar birazcık daha temel bir konu. Diğer konuların içinde de çıktığı için Tonguç evladım benim. 4 soru yani bir tane fazla çözmek istiyoruz Tonguç evladım benim. O zaman seninle beraber Tonguç evladım benim hemen dersimize başlayalım. Evet, tebrik ediyorum. O zaman 2 dakikayı saymanı bekliyorum seninle beraber Tonguç Öğren benim. 2 dakikayı sayalım. Seninle beraber 2 dakikayı hemen sayalım. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. O zaman hemen 2 dakikayı hemen başlatın. Başlatın hocam. Evet, şimdi çarpanlar katlarda çarpan bulma, asal çarpanları ayırma, ebopekok problemleri var aralarında nasıl göreceğiz. Hemen şöyle çarpan bulmayı hemen yapalım. Tonguç'um çarpan bölenden aynı şey 1 kere 60 olabilir, 2 kere 30 olabilir, 3 kere 20 olabilir Tonguç Eren'im, 4 kere 15 olabilir, kaç kere kaç olabilir Tonguç'um, 5 kere 12 olabilir, aynı zamanda 6 kere 10 olabilir de bitti bu kadar. Bundan başka hiçbir çarpan olamaz. Dolayısıyla bunlar hepsi çarpanlarıdır Tonguç Eren'im ve 60'ı hemen böyle asal çarpan algoritmasında 30 çıkar, sonra 2'ye böldüm 15 çıkar, 3'e böldüm 5 çıkar, 5'e böldüm 1 çıkar şeklinde 60 eşittir Tonguç Eren'im, 2 üzeri 2. Aynı şekilde 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazıyorum. Üstlü sayıların gösterimi şeklinde yazıyorum. Asal sayılar dediğim şey 2, 3, 5, 7, 11, 13 gibi sadece 1'i ve kendisine bölünen sayılar. Hocam zaman daralıyor. Ortak böleli olmayan sayılara biz Tonguç Eren Bey'im aralarında asal sayılar diyoruz. Ve aralarında asal sayılar işte 4 ile 25 mesela hiçbir ortak böleni yoktur. Bir evladım aynı şekilde 2'den başka çift asal sayıda yoktur onu bileceğiz. Ebopekoklara bakarsak 2, 10, 15, 2'ye böldük 5, ondan sonra 15 çıktı. 3'e böleriz 5, 5 çıkar. 5'e böldük 1, 1 çıkar. Bunların ikisinin de ortak bölenler budur Tonguç Ölen Bey'im. Aynı şekilde budur. Dolayısıyla bunların çarpımı yani 10 eboplarıdır. Bu hepsinin çarpımı da 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12, 12 kere 2, 10 kere 5, 60 da bunların ekokları. Ekokları daha büyük çıktı. Eğer büyük bir şey küçük bir sayıya ulaşmak istiyorsak biz burada ebop kullanırız, problemlerde küçük bir sayıları birleştirip büyük sayı oluşturmak istiyorsak ekok kullanırız Tonguç Erdem'i. O zaman hemen seninle beraber artık üstlü sayılara geçiyoruz. Üstlü sayılarda 2 dakikamız var. Hocam hemen, abi 2 dakikadan daha kısa sürede bitirdiniz. Tebrik ediyorum seni. Hemen bir daha başlatıyoruz Tonguç Erdem'im. Hemen 2 dakika. Temel kurallar, negatif kuvvet, üstlü çözümleme, çok büyük, çok küçükler ve bilimsel gösterim yapacağız seninle beraber. Hemen temel kuralları tekrar edelim. Bir sayının birinci kuvveti kendisidir. Sıfırıncı kuvveti 1'dir. Burada 6 üzeri 0 1'dir ama başında eksi var, eksi 1'dir. Eksi bir sayının tek kuvveti eksi sayıdır ama eksi bir sayının çift kuvveti artı bir sayıdır Tonguç Erdem'im. 2 üzeri 4'te 16 olduğu için 16. Kurallar yıkılmak içindir. Burada 2 üzeri 4 16'dır. Başında eksi var. Eksi 16. Çok dikkat edin. Parantez yoksa eksi olabiliyor. 5 üzeri eksi 1. Sayıyı ters çevirmek görünmez bir vardır. 1 bölü 5'tir aslında. 2 bölü 3 üzeri eksi 1'de ters çeviririz sayıyı 3 bölü 2 eder. Burada ters çeviririz sayıyı ilk başta ve çift kuvveti olduğu için negatif sayının pozitif çıkar Tonguç Erdem'im. Ters çevir
çevirdiğimiz zaman ikinci kuvvetini aldığımız zaman 25 bölü 4 çıkar Tonguç herhalde benim. Çünkü bu eksi de ters çevir demekti. Eğer üstün üstünü varsa bu ikisi çarpıyor da 2 üzeri 15 çıkar. Eğer tabanlar aynıysa üstler toplanır çarpmada Tonguç Ören Bey'im 3 üzeri 11 çıkar. Eğer tabanlar aynıysa üstler çıkartılır çarpmada 8 üzeri 8 çıkar. Zaman su gibi akıyor ondan hocam. 10'dan 2 çıkardık. 6 üzeri 4 3 üzeri 4 üstler aynıysa çarpmada altlar çarpılır üst aynen yazılır. Altlar bölünür üst aynen yazılır şeklinde çıkıyor. Ve burada da çözümlemede de 10 üzeri 0 10 üzeri 1'ler basamağı. 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 10 üzeri eksi 2 basamağı. 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazabiliyoruz. Eğer bu zımbırtıda böyle yapıyoruz Tonguç Ören Bey'im hop hop hop. 10 üzeri 3'ler basamağı 10 üzeri 0 10 üzeri 1 10 üzeri 2 10 üzeri 3'ler basamağı. 6 var burada 10 üzeri eksi 1'ler basamağında 5 var Tonguç Ören Bey'im 10 üzeri eksi 3'ler basamağında 8 var. Diğerlerine 0 yapıştırırım ve bu şekilde yazmış olurum sayıyı. Eğer bu sayıyı çok büyük sayılar şeklinde göstermek istiyorum. Bu sıfırların hepsini atarım Tonguç Ören Bey. 452 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazabilirim. Burada eğer 17 çarpı 10 üzeri kaç tane basamak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane basamak var. 10 üzeri eksi 7 şeklinde yazabiliyorum. Oo. Bu gösterime yani A çarpı 10 üzeri ne şeklindeki gösterime ise bilimsel gösterim diyoruz Tonguç Ören Bey'im. Ben bilimsel dedim. Bilimsel gösterim. Evet, bilimsel gösterim dediğimiz şey de 1 ile 10 arasında olması gerekiyor anı. Dedik ve geldik karekökselere. Hocam yeniden başlayacağım. Evet, yeniden başlat Tonguç Ören Bey'im. Hocam hepsini 2 dakika tam karesayılar. Karekök alma ve tahmin etme ve A kök B gösterimi çarpan ve bölme yapacağız. Başlatıyorum herhalde. Hocam. Evet tam kare sayılarda bilmemiz gereken şey 1, 4, 9, 16, 25, 36 yani bir sayının karesi olan sayılara tam kare sayılar diyoruz. Karekökün dışına çıkarken 25 sen neyin karesin? 5'in. 14 bir şeyin karesi değil. 169 13'ün karesi. 49 7'nin karesi. 230 bir şeyin karesi değil. Saçma sapan bir şey. Orada ne yapacağız Tonguç Ören Bey'im? Bunların yaklaşık değerlerini bulacağız. Bu aslında karekök 9 ile karekök 16'ın arasında olacak Tonguç Ören Bey'im. Karekök 9 ile karekök 16 arasında olacaksa 3 ile 4 arasında. 230 225 ile Tonguç Ören Bey'im. 256 arasında karekök 225 ile karekök 256 arasında yani 15 ile 16 arasında. Bu zımbırtı Tonguç Ören Bey'im 100 ile 121 tam kare sayılardan yani 10 ile 11 arasında şeklinde yazabiliyoruz. 12'nin karesi kaçtır Allah'ını seversen? 144'tür. Bunları bileceğiz. 19'un karesi evladım benim 19'un karesi 361'dir. 30'un karesi 900'dür. 20'nin karesi 400'dür. 16'nın karesi 256'dır. Bunları bilirsek çok daha rahat ederiz diyoruz ve geldik. Hemen karekök 20. Zaman su gibi karekök 20'de 4 kere 5 olduğu için 2 kök 5 şeklinde çıkabiliriz. 9 kere 2 olduğu için 3 kök 2 şeklinde çıkartabiliriz. 49 kere 2 olduğu için 7 kök 2 şeklinde çıkabiliriz. 49 çünkü 7 diye çıkar. İçeride de 2 kalır zavallı. Sonra satıncım 5 kök 2'de içeriye sokarsak 25 diye girer. İçeri. 25 kere 2'den karekök 50 olur. Bu içeriye 4 diye girer. 4 kere 3'ten 12 olur. Bu içeriye 16 diye girer. 16 kere 5'ten 80 olur. Kök 3 çarpı kök 3 3'tür Tonguç Ören Bey'im. Çünkü karekök 9 oldu 3 diye çıkar. Kök 3 çarpı kök 2 2'dir. 6 kere 2 de 12'dir diyebiliriz. Eğer çarpma yapacaksak Tonguç Ören Bey'im yapmamız gereken şey normal sayıyla normal sayı yapacağım. 10 köklü sayıyla kök sayı 10 kök 6'dır. Burada normal sayı normal sayı 18 kök 2'dir. Bu ikisini birbirine böl, bu ikisini birbirine böl. 9 kök 2'dir Tonguç Ören Bey'im. Bu ikisini birbirine 3 kök 5'te aynen yarında kaldı diyoruz ve mükemmel bir şekilde artık hocam, gerçekten zamanlamanız harikaydı. Soru bankası sayfa 15 soru 6'yı beraber çözmeye başlayacağız Tonguç'um. Hocam gerçekten, sorulara ne kadar süre vereceksiniz? Şimdi gerçekten yeni nesil sorular çözeceğiz seninle beraber. Sorularda bir süre yok çünkü yeni nesil soruları anlamamız çok önemli. Öyle çok heyecanlanmamıza, acele etmemize gerek yok. Gerçekten basamak basamak hocam, gideceğiz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Özel bir soru olacak ama siz küçükken hesap makinesi mi yuttunuz? Evet Tonguç Ören Bey'im. Bunları çözerken bana bunlar lazım olacak. Çünkü yerimiz şey. Şimdi mesela bir tane sorumuz var. Bak burada çok güzel bir soru. Neden diyeceksin? Çünkü aslında yeni nesil sorularda birazcık bir durum anlatıyor. Bizim bunu çözmemizi bekliyor. Hemen bunu çözmeye çalışacağım. Ali ile Zeynep sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Pozitif tam sayı söylüyormuş. Oyuncunun söylediği evet burada yok galiba. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerin toplamı kadar puan rakibine yazıyor. Gerçekten garip bir oyun. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor demiş. Örneğin Ali 15, Zeynep 24 sayılarını söylemiş olsun. Hatta bir örnek vermiş. İlk başta durumu anlattı. Sonra örneği ve kuralları anlattı. Örneği verdi. Örnekten bizim anlamamızı bekliyor. Sonra başka bir durum verecek ve bunu çözmemizi bekleyecek. O zaman hemen bakalım. Bu klasik bir map tarzı soru. Örneğin Ali 15, Zeynep 24 sayılarını söylemiş olsunlar. Ali 15 söylemiş, Zeynep 24 sayı söylemiş.
Diyor ki bak dikkat et. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine. O zaman Ali 15 söylediyse Ali'nin aldığı puan 15'tir. Zeynep 24 söylediyse Zeynep'in aldığı puan 24'tür. Tamam bunları anladık. Sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar puan rakibine yazıyor. Şimdi 15'in pozitif tam sayı bölenleri nedir? 1 kere 15 olabilir. 3 kere 5 olabilir. Dolayısıyla başka da bir şey olamaz. Dolayısıyla bizim karşımıza çıkan şey aslında Ali'nin aldığı puan 15'ti ya. Zeynep'in aldığı puan bunun kendisi hariç. Yani 1, 3 ve 5 1, 3 ve 5'in toplamı kadar puan da Zeynep'e geliyor. Tamam eyvallah. O zaman Ali 15 aldı, Zeynep 9 aldı. Ali burada karlı çıktı 15 söylemekle. Çünkü 15'in çarpan sayısı gördüğünüz gibi az durmuş. Ali bayağı uyanık. Ama Zeynep ne demiş? Bak Zeynep 24 puan almış. Zeynep Ali karlı çıkmış demiş ama Zeynep daha da karlı çıktı gibi. Bakar mısın bak 24 dediği zaman 24'ün çarpanlarını hemen bakalım seninle beraber. 24'ün çarpanları 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6, 6 kere 4 yazmamıza gerek yok. Yani 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Bak bunların hepsini topladığı zaman 32 puan kazandırmış Ali'ye. Yani burada Zeynep çok bölenli bir sayı söylediği zaman Ali 36 puan almış, Zeynep 24 garibim kalmış. Ama çok az bölenli söyleyince daha karlı çıkmış. Yazık, tamam. Gerçekten yazık. Oyunda Ali 51 puan almış. Bak Ali 15'te 36'nın toplamı 51 puan eder. Zeynep toplam 24'te 9 puan almış. Yani 33 puan. Yani burada olay şu anda sadece verdiği şeyi anlamaya çalışıyorum. Zaten Einstein ne demiş biliyor musun Tomuş Erhan'ı? Ne demiş hocam? Bana eğer bir saat verirlerse bir problemi çözmek için. Kopya çekerim. Hayır 59 dakikasını sadece kopya hazırlamaya ayırırım. Güzel. 1 dakikasında soruyu çözerim. Saçma öyle bir şey. 59 dakikasını soruyu anlamaya ayırırım demiş. Dolayısıyla biz de soruyu anlamaya ayırıyoruz. Hala zamanımızı kaybediyoruz. Bak 2 dakika geçiyor. Aman Allah'ım çok. Ama hiç tedirgin olmayacağız. Çünkü anladığım zaman çözebileceğim ben eminim. Ondan sonra buna göre Ali'nin 6 sayısı söylediği oyunda. O zaman işler değişiyor. Ali artık 6 sayısını söylemiş. Hadi bak. Ali 6 sayısını söylemiş. Diyor ki Zeynep'i de aşağıdaki hangisi söylerse oyun beraber. Ali 6 sayısını söylerse. Ali'nin aldığı puan 6 olmaz mı Tonguç herhalde? Evet hocam. Süper. Zeynep'in aldığı puan nasıl hesaplanır biliyor musun? 6'nın çarpanlarını bulacak. 6, 1 kere 6, 2 kere 3. Bitti bu kadar. 6'nın kendisi dışında çarpanları 1, 2 ve 3. Yani 1, 2 ve 3'ün toplamı 6 puan. Yani bak dikkat et. Zeynep'in aldığı puan da 6 oluyor. Ali 6 sayısını söylediği zaman Zeynep'in aldığı puan da 6 oluyor. Dolayısıyla benim öyle bir sayı bulmam gerekiyor ki oyun berabere biter diyor ya. Bu 6, ikisi de 6 6. O zaman yine aynı berabere çıkan bir şey çıkması gerekiyor. Yani Ali'nin ve Zeynep'in aldığı puan aynı olursa eğer ancak seçtiği Zeynep'in sayıda biz burada 50-50 oluruz. Şimdi ne demiştik? Burası 6, 6, 6 demiş değil mi? Şimdi eğer Zeynep 18 derse, 18 derse Zeynep'in aldığı puan 18 olur. Bunun da 18 olabilmesi gerekiyor. Hemen bakalım 18'i çarpanlarına 1, 18, 2, 9, 3, 6 Tonguç herhalde benim. Aynı şekilde 4 kere olmaz, 5 kere olmaz, 6 kere bitti. Dolayısıyla 1, 2, 3'ün toplamı 6, 12, 12, 9 daha 21 çıktı. 21 çıktı. Tonguç bunlar eşit mi artık? Değil. Eşit. Bak hayır bu ikisinin toplamı 27, bu ikisinin toplamı 24 çıktı. Dolayısıyla ne yazık ki berabere bitmedi. Başka bir senaryo üzerinde görüşmek üzere. Hadi bakalım şimdi yine 6, 6, 6 almış zaten demin söylemiştik. Bu sefer 22 söylesin Zeynep. Zeynep 22 söylerse Tonguç Erhan bu da 22. Zeynep 22 alır. 22'nin çarpanına bakalım. 1, 22, 2, 11, 3 olmaz, 4 olmaz, 5 olmaz, 6 olmaz. Bitti zaten bu kadar. Dolayısıyla 1 artı 2 artı 11'den toplamda 14 puan alır. Dolayısıyla buradan 20 puan gelir, buradan 28 puan gelir. Böyle de bir eşitlik olmaz. Kusura bakma diyorum. Buradaki seçeneği imza ediyorum. Şimdi ne demiştik? 6, 6, 6 çıkmıştı. Şimdi geldik 24'e. Yani C şıkkını deniyorum. 24 de eğer bak bu 24 derse 24 puan alır. Bakalım Ali kaç puan alacak? Ali de onun çarpanlarının zaten 24 demiştik. 36 çıkmış değil mi?
Ha bir daha denememize gerek yok mu manyak gibi. O zaman diyorum ki 36 yine eşitlik olmadı. Burası 42 puan aldı. Burası 30 puan aldı. O zaman 28 doğru cevabımız herhalde. Ama gel seninle beraber gerçekten sonuna kadar test edelim. Ben sana uzun uzun anlatıyorum. Bu arada bu sorular bu kadar uzun çözülmüyor. Yani ben sana birazcık ben anlattığım diye için. Böyle uzun anlatıyorum. Hayır, anlattığım için birazcık uzun gibi geliyor. Halbuki bu soruları merak etme, 1,5 dakikanın içine bitirebileceksin. Çünkü hız meselesi bu. Yavaş yavaş öğreneceksin. Belki bir soruyu ilk başta 10 dakikada çözeceksin. 5 dakikada çözeceksin. Bunu yavaş yavaş hızlanma stratejisiyle indirmeye başlayacaksın. Merak etme. 28 puan alsın diyelim. Zeynep 28 dediği zaman 28 puan alır. 28'in bölenlerine bakalım. 1, 28. 2, 14. 3 olmaz. 4 kere 7 olur. 5 kere olmaz. 6 kere olmaz. Bitti bu kadar. 1 artı 2, 3. 7, 14, 28. Ah! 28 çıktı, görebiliyor musun? Eyvah. Buradan alınan puan. Eyvah değil. 34 puan. Buradan da 34 puan geldi. Evet, o zaman beraber oldu durumumuz. Cevabımızın 28 olduğunu bulduk. Bravo diyorum sana, geldik diğer sorumuza. Matematik taktikli sayfa, tabii yeni nesil taktikli sayfa 25, soru 5. Tunç Eren Bey, mesela buradaki soruda bak dikkat et. Özdeş kırmızı ve özdeş mavi renkli küçük çubukların üç uca eklenmesiyle yukarıdaki gibi eşit uzunlukta iki tane yeni mavi ve kırmızı çubuk elde edebiliyor. O zaman bu küçük çubukların birleştirilmesiyle birbirlerine eş kareler oluşturulduğunda kırmızı karelerin mavi sayısı mavi karelerin sayısına 3 fazla oluyor demiş. He. Buna göre mavi ve kırmızı karelerin toplam sayısı kaç demiş. Şimdi Tonguç'un buradaki mavi kareleri görebiliyorsun. Burada kırmızı kareleri görebiliyorsun. Şimdi bunlar da dikkat ettiysek bak ikisinin de birbirinin katı olması gerekiyor. O zaman ben 6 ve 5'in bir katını bulalım. 5 ve 6'nın ortak katı nedir desem 2'ye böldüm 5, 3, 2'ye böldüm 2'ye bölemem pardon 3'e böldüm 1, 5, 5'e böldüm 1 değil mi Tonguç Eren Bey? Evet, o zaman 2 kere 3 6, 6 kere 5 30. 30 bunların ortak katıdır. Dolayısıyla bunlar aslında 30'un katı bir sayıda eşleşmeleri gerekiyor. 30'un katı bir sayıda eşleşecekler. Sonrasında da bak burası 6, 6, 6, 6 olduğuna göre bunun çevresi kaçtır? 24 santimetredir. Bunun çevresi de 24 santimetredir. Bunun çevresi de 24 santimetredir. Dolayısıyla 24 santimetrelik aslında mavi çubuklar olacak burada. 24 santimetrelik bir sürü çubuğun, pardon 6 santimetrelik bir sürü çubuğun birleşmesi 24 santimetrelik kareler oluşacak. Kaç tane kare oluşsun burada? X tane kare oluşsun Tonguç Eren Bey'im. Burada X kare oluşsun Tonguç Eren Bey'im. Burada kaç tane kare oluşuyor o zaman? X artı 3 tane kare oluşur değil mi evladım? Evet hocam. Dolayısıyla bak dikkat et. 24 bunun bir tanesinin çevresi. Bunun bir tanesinin çevresi de 5, 5, 5, 5 olduğuna göre Tonguç Eren Bey'im. Bunun çevresi de 20 çıkar. Bunun çevresi de 20 çıktı. 20 çıktı. Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor. Bu sayının 30'un katı bir sayı olması gerekiyor. Neden 30'un katı bir sayı olması gerekiyor? Çünkü 5 ve 6'nın katı olacak. Ona bir bakacağız. Onun dışında 24 ve 20'nin 24 ve 20'nin bunun bir çevresi olduğuna göre bak 24 santimetrelik şeyden x tane var. 24 santimetrelik şeyden x tane olunca bu aslında 30'un katı ediyor değil mi Tonguç Eren Bey? Evet hocam. 30'un katı neydi? Bunun uzunluğu, yani bütün çubuğun uzunluğuydu. Şimdi diğer tarafta ise 20 santimetrelik çevrili kareden x artı 3 tane var. O zaman bunu da x artı 3 ile çarpıyorum. Bu da 30'un katı olması gerekmiyor mu Tonguç Eren Bey? Evet hocam. Çünkü bu da aslında buradan buraya kadar mesafe. Bu ikisinin de ortak katında birleşmesi gerekiyor. O zaman biz diyoruz ki bu küçük kubukların birleşme eş kare oluştuğuna göre kırmızı kare, mavi kare, kırmızı kare toplam sayısı kaç demiş. Şimdi eşit uzunlukta iki tane mavi ve kırmızı çubuk diyordu. İşte bunlar birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit olmaz mı Tonguç Eren Bey? Evet hocam. O zaman diyorum ki bak 24x eşittir. Bu 20 çarpı x artı 3 diyorum ve problemi çözmeye başlıyorum. Bununla bu dağıtılır. 24x eşittir. 20x artı 60 çıkar Tonguç Eren Bey. Bunu karşıya attığım zaman 24x'ten 20x çıkarsa 4x eşittir 60 çıkar. X eşittir 15 çıkar. X neydi? Buradaki mavi karelerin sayısıydı. Kırmızı karelerin sayısı da x artı 3'tü. O zaman bu 15, bu da 18 olmak üzere toplamda 33 tane kare vardır. Bravo diyorum sana ve geldik diğer sorumuza. Matematik dinamo sayfa
Dinamo mu Dynamo mu hocam? Dynamo tabii ki de biliyorum saçma ama. Dinamo sayfa 33 soru 4 olmuş Elan Bey. Hocam bu tarz sorularda ben genellikle birazcık tedirgin oluyorum ilk başta. Çünkü yeni nesil soru yani. Sonuçta uzun var, resim var falan filan. Ama sonrasında dua etmeye başlıyorum. İnşallah yaparım diyorum. İnşallah yaparım diyeceğiz. Gerçekten de Dinamo Soru Bankası'nda sayfa 33 soru 4'te bak Ahmet A'dan bahsedilmiş. Ahmet A, Dikdörtgen Biçimindeki arazinin kenar uzunlukları 60 ve 90 metre demiş. Mehmet Ahmet A, arazisinin bir kısmını metrekaresi 40 TL'den sattıktan sonra geriye kalan arazisinin tamamını kenar uzunlukları 8 metre olan eşkare biçimindeki parçalara hiç artmayacak şekilde... Arazi sorularında başarılıyım hocam. Arazi genelde hep arazi oluyorum. Buna göre Ahmet Ağa arazisinin sattığı kısmından en az kaç TL gelir etmiş? Çok enteresan. En az kaç TL gelir etmiştir? İlla para kazanacaklar yani. Dolayısıyla ne kadar az satarsa o kadar iyi. Ne kadar az satarsa o iyi. O kadar... Demiş ki bak dikkat edin. Dikdörtgenci arazinin kenar uzunlukları 60 ve 90 metre. Bunu görebiliyoruz. Bir kısmını metrekaresi 40 TL'den sattı. O zaman metrekaresi 40 TL'den onu aldık. Hemen buraya yazalım hatta notumuzu alalım. Metrekaresi 40 TL. Kenar uzunlukları zaten gözüküyor. Sonra demiş ki geriye kalan arazi sattıktan sonra bir kısmını geriye kalan arazisinin tamamını kenar uzunlukları 8 metre olan eşkare biçimdeki parçalara ayırıyor. Ama ben bunu yaptıktan sonra en az kaç TL kazanırım diyor. Demek ki çok az bir miktarını satmalı. O zaman ben 60'tan öyle bir az birazcık vereceğim ki 90'larına öyle bir az vereceğim ki yani şöyle bir şey kalacak gibi ben bu kadarını satacağım Tunguç Ölen Bey. Ve bunlar aslında ne olacak biliyor musun? Bunlar aslında şurada geriye kalan arazisi dikkat ettiysen 8 metre olan karelere ayrılabilecek. Yani şöyle karelere ayrılabilecek. O zaman benim bunu ayırabilmem için şunun 8'in katı olması gerekiyor. Şunun da 8'in katı olması gerekiyor. Ama bunlardan bir şeyler attıktan sonra. Şimdi 60'a en yakın 8'in katı nedir Allah'ını seversen desek? 6 kere 8 48 480. 7 kere 8 56. 56. Dolayısıyla ben şurasını 56 metre bırakırsam yani şuradan sattığım metreyi 4 metreye indirirsem çok rahat ederim. Dolayısıyla ben bunu 8'e bölebilirim. Bunu da 8'e bölebilecek hale getireyim. 90'a en yakın 8'in katı 88 Tunguç evladım benim. Yani şurası 88 olursa şurası da 2 metre olursa o zaman ben işimi rahatça görmüş olurum. Dolayısıyla sattığım yer sadece şurası olacak. Şimdi en az ne kadar kâr eder, en az ne kadar para kazanır diyor. Dolayısıyla ben burayı ne kadar fazla bırakırsam burada sattığı yerde o kadar az olur. Dolayısıyla ben 8'e 8 kareler oluşturmuş olurum Tunguç Öler Bey'im. Aynı şekilde de en az para kazanmış olurum. Peki benim burada şu arazimi hesaplayabilmek için ne yapacağım biliyor musun? Şöyle bir bölme atacağım. Şöyle bir bölme attığım zaman Tunguç'um bak şöyle bir bölme attığım zaman. Şimdi burası 90 değil miydi? Şurası 90 değil mi Allah'ını seversen? Şu 90 çarpı 4'lük bir dikdörtgen değil mi? Bak şu anda etrafını çizdiğim dikdörtgen. Hatta bunu turuncuyla yapalım. Turuncu dikdörtgen. Portakal 4, tarlası oldu resmen. Portakal. Orada kalayım mı hocam? Tebrik ediyorum. 360 Tunguç Evlen Bey'im. 360 metrekarelik bir şu turuncu alan çıktı. Bir de Tunguç Evlen Bey'im. Şuradaki yeşil alana bakalım seninle beraber. Burası yeşil elma alanda, olsun değil mi hocam? Dikkat et bak burası 2. Burası 60 değil. Şuradan şuraya kadar mesafe 56. O zaman 2 çarpı 56'dan da Tunguç Ölen Bey 112 metrekare de buradan geldi. Dolayısıyla benim toplam sattığım metrekare 472 metrekare. Metrekaresi 40 TL'ydi. O zaman 472 metrekareyi de 40 TL ile çarptığım zaman 18.880 TL para kazanabilirim. Ama en az para diyor. En az para dediğim için bunu bulmuş diyoruz. Arazi geldik, sorusu. Matematik taktikli sayfa 31 soru 5'e. Mehmet ve Berna aynı gün dünyaya gelen farklı yaşlardaki ilk kardeştir. İlk kardeşin yaşları aralığında asa olup. He bak aralığında asalık sorusu. Oo. Yaşları toplamı 70'tir demiş. Babaları yaşları toplamı dedim. Özür dilerim çarpımı 70'tir. Dolayısıyla Mehmet var. Berna var. Analiz ediyorum problemi ilk başta. Farklı yaşlarda iki kardeş ve bunların yaşları çarpımı da işte bunun yaşıyla bunun yaşının çarpımı 70 çıkıyor. Ve aralığında asalmış. Şimdi 70'in bir çarpanlarını bulalım seninle beraber istiyorsan. 1 kere 70, 2 kere 35, 3 kere olmaz, 4 kere
olamaz. İki kere 35, dört kere, beş kere, altı kere, yedi kere 10 olabilir Tomuç Eren Bey'in, değil mi? Evet. 7 kere 10 70 olabilir. 8 kere 9 kere 10 kere 10 kere 10 kere 7 oluyor, aynı şey. Aynı o zaman şey. Bütün çarpanlar olmuş oluyor. Bunların aralarında asıl olanlar 1 ile 70, 1 ile bütün sayılar aralarında asıl bu olabilir. 2 ile 35 aralarında asıl hiçbir ortak bölünü yok. 7 ile 10 hiçbir ortak bölünü yok aralarında asıl. Dolayısıyla bunların hepsi olabilir. O zaman Mehmet 1 yaşında, Berna 70 yaşında olabilir. Birazcık saçma sapan bir şey oldu. Yani tabii dolayısıyla Mehmet 2 yaşında olabilir. Berna 35 yaşında olabilir falan filan dedik. Sonra 2 kere 35 dedik. Ha, bir şey atlamışım. Çok özür dilerim. 5 kere 14'te olur. Bakar mısın? 5 kere 14'te atlamışım. Dolayısıyla 5 kere 14'te olur. O zaman bunlar da aralarını sağlar. Problem yok. Şimdi buna göre Mehmet ve Berna hediyelerin aldıkları yaşları toplamı aşağıdaki hangisi olamaz demiş. Hocam şimdi bir şey sorabilir miyim? Eğer iki çocuk aralarında aynı yaştaysa yaşıt diyoruz. Aynı zekadaysa zekat desek, aynı kilodaysa kilot desek olur mu hocam? Evet, saçmalama ya, ne kadar saçma bir fikir. Ama yaş hocam yaşıt oluyorsa kilo da kilot olur hocam veya zeka enteresan, zekat olur. Enteresan. Olmaz gerçekten hocam? De evet, çok güzel fikirler, çok güzel Türkçe. Ama hocam şeyler. Berna 1 yaşındayken Mehmet 70 yaşında oluyor da bu niye olmasın hocam yani? Ben böyle demiş ki 5 yıl sonra doğum günü, size büyük söyleyeyim. Ne yapmış? Babalar çocukların 5 yıl sonraki doğum günlerinde çok istediği soru bankası hediye edecek. Hediye aldıklarının yaşları toplamı kaç, hangisi olmaz demiş. Şimdi bir kere 1 ile 70 farklı iki kardeş yaşları alanında asa olup yaşları çarpımı 70'tir demiş. Babaları çocuklarına 5 yıl sonraki doğum gününde. Bir bakalım, deneyelim. Şimdi 5 yıl sonra bu kaç olur? Bu 6 yaşında olur. Bu 75 yaşında olur. 5 yıl sonra bu 7 yaşında olur. Bu 40 yaşında olur. 5 yıl sonra bu 12, bu 15 yaşında olur. 5 yıl sonra bu 10, bu 19 yaşında olur. Şimdi demiş ki yaşları toplamı hangisi olamaz demiş. Hemen bakalım. 81 olabilir Tonguç'um. Topladığımız zaman 17 olabilir Tonguç'um. Topladığımız zaman 27 olur. Topladığımız zaman 29 olur. Şimdi 29 olur. 27 olur. Bir dakika dur bakayım. Bunu yanlış yaptım. Bu 40 ile 7'nin toplamı 47. 47 olur. Dolayısıyla cevabımızın 31 olamayacağını bulmuş olduk. Süper zekisin gerçekten de. Ve geldik üst sayılar sorularına. Of. Selim aşağıda verilen... Bak, Zor Bankası sayfa 35 soru alttaki sorumu çözüyoruz. Selim aşağıda verilen taban tablosundan ve üst tablosundan ikişer sayı seçiyor. Ve iki tane üst sayı meydana getiriyor. Taban tablosunda 2'yi üst tablosundan 3'ü seçtiğinde oluşturacağı üst sayı 2 üzeri 3 olur diyor. Buna göre Selim'in oluşturduğu bu iki üst sayının çarpımı en fazla kaç olur demiş. Şimdi bunları iki tane seçeceğim, bunları iki seçeceğim. Seçelim hocam. Ama demiş ki en fazla demiş çarpımı. Şimdi ben burada şundan bu ikisini seçsem desem olmaz. En fazla olabilmesi için bir kere ben şöyle görüyorum. Buradaki eksiler çok fazla. Bu eksilerin de -3 ve -4 olduğu için bunların gerçekten kuvvetleri yüksek bir şey çıkabilir. Dolayısıyla ben buradan bu iki sayıyı seçersem eksi bir sayının tek kuvvetleri tekrar negatif olduğu için eksiyle eksinin çarpımı nedir Allah'ını seversen? Pozitiftir ya. İşte o zaman ben pozitife bu şekilde ulaşmak istiyorum. Yani en büyük sayıya eksi bir sayı, eksi sayıyı çarparak bulacağım. O zaman şu iki sayıyı seçiyorum. Mesela -3 ile -4'ü seçtim. Şimdi bunlardan da üst seçeceğim bunları. Şimdi -4'ün 3. kuvvetini almak daha mantıklı. Bak, -3. kuvvetini alırsan tepe taklak oluyor. 1 bölü bilmem kaç oluyor. Sayı çok küçülüyor. Ama 3. kuvvetini alırsam ben -4'ün -64 oluyor. Sayı yine küçük ama eksiyle eksi çarpacağım ya birazdan. Evet, sayı hocam büyüyecek, merak etme. Mesela -3'ün de -4'ün 3. kuvvetini aldım. Bu ikisini eşleştirdim. Bununla da bunları eşleştirirsem sayı bölü haline geliyor, çok küçülüyor. Ama biri alırsam -3 çıkıyor. -3 ile -64'ün çarpımı da +192 çıkıyor. Cevabımızın Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz Tomuş Eren Bey. Tekrar söylüyorum. Yaptığım şey, buradan iki tane sayı seçeceğim, buradan iki tane sayı seçeceğim. Dolayısıyla buradan bu ikisini seçtim. Bu ikisini seçersem bu pozitif çıkar, bu negatif çıkar. Pozitif negatifin çarpımı negatif olacağı için çok küçük bir sayı çıkar. En fazla soruyor ya, ben negatif negatif çarparsam daha büyük bir sayı çıkar. O yüzden bu ikisini seçtim. Sonrasında da niye bu eksileri seçmedim? Bu eksileri seçseydim sayı mesela -4'ün -3. kuvveti -1/64 gibi, 1 bölü gibi çok küçük bir sayı çıkıyordu. Ona dikkat edelim, bölü sayıları seçmedim. En fazla çıksın. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan diyoruz. Evet, geldik matematik dinamo sayfa 25 soru 7. Dinamo mu hocam? Bak, burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın kalıbını görüyoruz.
A üzeri M çarpı A üzeri N eşittir A üzeri M artı N. A üzeri M bölü A üzeri N eşittir A üzeri M eksi N. Bunu sen sınavda göreceksin. Şimdi burada demiş ki buna göre M'nin alabileceği değerler toplamı kaç demiş. Yukarıda verilen tabloda bak birinci köşegen burası, ikinci köşegen de burası. Birinci köşegenin ortasındaki sayının karesi, ortası sayının karesi yani birinci köşegenin ortasındaki sayının karesi 81. Diğer iki sayının çarpımına eşittir. Bununla bunun çarpımına eşittir. Eşittir. 3 üzeri M çarpı 3 üzeri N. Bunu yazdım. İkinci köşegenin ortasındaki sayının karesi. İkinci köşegenin ortasındaki sayı yine 9. O zaman 81 eşittir. Bu diğer iki sayının bölümüne eşittir. Bununla bunun bölümü. 3 üzeri M eksi N bölü 3 üzeri M de olabilir. Veya Tonguç Alem'im 81 eşittir. Bunu buna bölümü de olabilir. 3 üzeri M bölü 3 üzeri M eksi N de olabilir. Şimdi biz bunları çözümlemeye çalışacağız. Hemen çözümleyelim. Şimdi 81 demeyelim buna. Artık buna ne diyelim? 3 üzeri 4 diyelim değil mi Tonguç Alem? Evet, 81 3 üzeri 4'tür. Şimdi bu ikisini ne yapıyorduk? Üstlerini topluyorduk. 3 üzeri M artı N eşittir 3 üzeri 4'ten. Hemen buraya yazıyorum. Hemen bir başka bir kağıda yazayım bunu böyle. Hemen elime aldığım notları bir yazayım. Bunun üstü bunun üstüne eşit olacak. O zaman M artı N eşittir 4. Bu ilk çıktım. Şimdi buraya bakalım. Bu ikisini birbirine böldüğüm zaman üstler çıkartılır ilkesinden hemen M eksi N eksi M diyorum. Eşittir 3 üzeri 4 diyorum. Zaten bunlar birbirine götürdü. Eksi N eşittir 4 çıkıyor. O zaman N eşittir eksi 4 çıkabilir. Veya bununla bunu çıkardığınız zaman 3 üzeri M eksi M eksi N diyorum. Bununla bunu çıkartıyorum. Bu eksi M, bu eksi M birbirini götürüyor ama bu eksi eksi artı eder. Dolayısıyla 3 üzeri 4 eşittir 3 üzeri N çıkıyor. N eşittir 4 çıkabiliyor. O zaman bu olabilir veya bu olabilir. Şimdi gel bakalım değerlendirelim. N eşittir 4 olsa burada 4 yazsam M kaç çıkar? 0 çıkar. Değil mi evladım benim? Evet hocam. N eşittir 4 olsa M eşittir 0 çıkıyor. N eşittir eksi 4 olsa, burası eksi 4 olsa, eksi 4'ü karşıya attığım zaman eksi 4 artı 4 8 çıkar. M eşittir 8. M bak 8 eksi 4 eşittir 4 çıkar. Yani M eşittir 8 olabilir. Bize sorduğu zımbırtı neydi? M'nin olabileceği değerler toplamıydı. 8 ve 0'ın toplamı Denizli seçeneğidir diyorum ve mükemmel bir şekilde diğer sorumuza geçiyorum. Of. Artık yavaşladı. Şey hocam yapma. Fizik, bayağı kimya hepsi yaklaşık. Birbirine girdi hocam. Evet. Fen, Türkçe, yeni matematik. Yeni sorular bu şekilde. Aşağıda ağırlıkları ve şeker oranları farklı olan iki karışım verilmiştir. A karışımı bu kadar demiş. Bilimsel gösterim yapmış bu da. Şeker oranı %20 iken B karışımının şeker oranı %25'tir. Her iki karışımda da şeker miktarları birbirine eşit olduğuna göre B karışımının ağırlığının gram cinsinden bilimsel gösterimi hangisidir demiş. Şimdi bir kere A karışımı bu kadar. Yani hemen şuraya da yazabilirim aslında. 1.5, 1.5 çarpı 10 üzeri 6. Ben bunun %20'sini bulursam eğer şeker oranı bulmuş olurum. %20'si ne demek biliyor musun? %20'sini 20 bölü 100'e çarpmak demek. 20 bölü 100'e çarptığım zaman da aslında bunu sadece 1 bölü 5. Yani 5'e bölmem gerekiyor benim bu zımbırtıyı. 5'e böldüğüm zaman da aslında yapacağım tek şey şu. 1,5'u 5'e bölmek. Hemen 1,5'u bir yerde 5'e bölerim Tonguç Alem benim rahat olsun diye. 1,5'u 5'e bölüyorum. Yani, şimdi Tonguç'um burada yapmamız gereken şey şu. Bunu 15 yaparım. Bunu da 50 yaparım. Tamam. 15'in içine 50 var mı? Yok. 0 tam derim. Ondan sonra 150 olur. 150'nin içine 50 var mı? 3 kere var. O zaman 0,3. O zaman ne oldu? 0,3 çarpı 10 üzeri 6 oldu. Bak. 5'i sadece bununla böldüm. Dolayısıyla 5'e böldüğüm zaman bu kadar aslında şeker varmış ilk karışımın içinde. Ve şeker oranları farklı iki karışım verilmiştir. Evet. Her iki karışım şeker miktarları eşitmişti. Bu kadar şeker var. Diğerinde de bu kadar şeker var. Ve B karışımının şeker oranı %25'tir. Yani bir karışım var. Bunun %25'i yani aslında %25 ne demek Allah'ını seversen? %25'i 1/4'ü. Aynen çeyreğe demek değil mi? O zaman tamamını bulmak istiyorsak B karışımının tamamını bulmak istiyorsak %100'ü nedir Tonguç Eren benim? Tamamıdır değil mi? Dolayısıyla benim bu zımbırtıyı
tamamı gibi 4 ile çarpmam gerekiyor ki tamamını bulayım. Değil mi evladım? Evet hocam. O zaman 0,3 çarpı 10 üzeri 6'yı 4 ile çarparsam, 0,3 ile 4'ü çarparsam kaç eder? 1,2 çıkar. 1,2 çarpı 10 üzeri 6 diyorum Tonguç Erenbey. Bilimsel gösterimi de 1 ile 2 arasında olduğu için cevabımızın bu olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve süper bir şekilde... Hocam 10 üzeri 6 ile niye çarpmadınız? Neden 10 üzeri 6'yı çarpmadım? Çünkü üstü sayılarda bak dikkat et. Bu normal bir sayı, bu normal bir sayı. Normal sayı normal sayı çarpıyorum. Üst sayı aynen kalıyor. Yani burada çarpmada yer değiştirme kuralı vardı ya. Ben bunu bununla çarpalım. Bu da aynen yanında çarpma şeklinde kalır diyorum. Ve geldik. Matematik Dinamo sayfa 39 ve soru 6. Aynı arazi sorusu. Yok pergel sorusu. Güzel sorulara hoş geldik diyorum. Yarı çapı R olan dairenin alanı pi r karedir. Tamam. Alanı 121 santimetrek olan karenin o zaman her bir kenarı... Ön bilgiyi vermiş sanki bir işe yarayacakmış gibi. 11 olacağını söyleyebiliriz. Çünkü alanı 120 ise bir kenarı 11'dir. C ve D köşelerine birer pergel yerleştiriyor. Pergellerin bir ayağı köşede olacak şekilde açılıp C ve D noktaları etrafında birer tur döndürülüyor demiş. Tamam. Enteresan. Bu pergeli şöyle döndürüyorsun, böyle döndürüyorsun, böyle döndürüyorsun. Şurada bir alan tarıyor. Şu pergeli şöyle döndürüyorsun, şurada bir alan tarıyor. Tamam. C köşesinde pergeli çevirdiği alanın kare için, karenin içinde kalan kısmı 15 cm². Burası 15 cm²ymiş. Burası da 12 cm² bir alan çıkıyormuş. Değil mi evladım benim? Evet öyle yazıyor yani. Şimdi. Şu anda bir şey söyleyemem. Öyle yazmış. Çeyrek çember değil mi Tonguç Erenbey? Çeyrek çember. Çeyrek çemberin alanı 15 ise tam çemberin alanı 15 çarpı 4'ten 60 cm² çıkmaz mı? Mantıklı. Bu C'deki için hesap yapıyorum. O zaman bu pi r kare değil miydi Tonguç Erenbey? Evet. Ve pi zaten 3'tü. O zaman 3 çarpı r'nin karesi eşittir 60 çıkar. O zaman R'nin karesi eşittir 20 çıkar. O zaman R'nin kök 20 olduğunu söyleyebiliriz Tonguç Eren Bey'im. O zaman bir kenarının yani daha doğrusu şu yarı çapın kök 20 olduğunu söyleyebilirim. Değil mi? Söyleyebiliriz. Tamam. Hatta bunu da morla yazdığım için bunun da kök 20 olduğunu söyleyebilirim. Renklerin uyumu içerisinde ahenkle dans edelim tabii hocam. Ki. Şimdi Tonguç Eren Bey'im diğer şeye geldik. Şimdi D köşesindeki zımbırtıya geldik. Burada 12'di. 12 çarpı 4 bütün dairenin alanıdır. Yani 48. 48 santimetre kare pi r kare ise 3 çarpı r'nin karesi eşittir 48 ise r'nin karesi eşittir 16'dır. R eşittir 4'tür. Dolayısıyla şuradaki yarı çapta 4 değil mi evladım benim? Evet. Şimdi ben sana başında ne demiştim? Buradaki bütün kenar aslında alan 121 olduğuna göre 11 değil midir Allah'ını seversen? Evet hocam. Şimdi diyor ki adamın sorduğu şey CD kenarının bak buna göre pergellerin CD kenarının kestiği noktaların arasındaki uzaklık. Hangi iki tam sayı arasında yani şu ve şu nokta arasındaki uzaklık diyor. Bak şimdi artık sorumuz güzelleştiriyorum. Şurası 11'di değil mi hepsi? Şuradan bir kök 20 kadar bir şey geldi. Şuradan bir 4 kadar bir şey geldi. Bana şununla şunun arasındaki mesafeyi soruyor değil mi? Evet hocam. Bunun hepsi 11'di Tonguç Erenbey. Dolayısıyla 11'den bir 4'ü bir çıkartayım. Şuradan şurası kaç kaldı Allah'ını seversen? 7 kaldı değil mi? 11'den 4'ü çıkartsam. Burasının hepsi 11'di. Bu 4'ü attım. Burası 7 kaldı. 7'nin içinde de kök 20 ve soru işareti var. O zaman kök 20 artı soru işareti yani benim aradığım zımbırtı 7 çıkması gerekiyor. Peki kök 20 kaçla kaç arasında hatırlıyor musun evladım benim? Kök 20 aslında hani sayı doğrusunda düşünürsek hemen şöyle hemen sana şunu göstermek istiyorum. Sonunu göstermek istiyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Bu aslında kök 1'di. Bu kök 4'tü. Bu kök 9'du. Bu kök 16'ydı. Bu da kök 25'ti. Kök 20 aslında şuralarda bir yerde. Dolayısıyla 4 sam sayısıyla 5 arasında. O zaman bu 4 ile 5 arasında bir sayı. 4 olsaydı soru işareti 3 olur değil mi evladım? Evet hocam. 4 artı soru işareti 7 olduğuna göre 3 olurdu. 5 olsaydı 5 artı soru işareti eşittir 7 olduğuna 2 olurdu. O zaman soru işareti dediğimiz şey ise 3 ile 2 arasında bir sayıdır diyorum ve cevabımızı Bursa buluyorum. Bravo diyorum sana geldik. Karakök sitelerden bir tane daha sonra sonuna geldik Tonguç Eren Bey'im. A, B, C, D birer gerçek sayı. Gerçel mi gerçek mi hocam? Gerçek sayı gerçek sayı aynı şey. B büyüktür 0 falan filan. Bunlar zaten bize kural olarak verdi. Laf olsun yani dostlar alışverişe görsün diye yazıyorlar. Bir şey söylemek istiyorum aynen. Ama söyleyemiyorum. Tebrik ediyorum. Tonguç'um bak burada şekildeki kare kenarları üzerine döndürülerek çok enteresan. Karenin üzerine harfler, rakamlar yazmışlar. Dönük A noktasından B noktasına getiriliyor. Böyle 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 hani bir böyle duruyor Tonguç Erenbey'im.
Ondan sonra bir böyle duruyor. Sonra bir böyle duruyor. Hatta şöyle bir hani şöyle yapalım. Ben senin için bir kare oluşturayım bundan. Şöyle bir kare oluşturayım. Şöyle bir kare var, tamam mı? Burada evet. 1 yazıyor, burada 2 yazıyor, burada 3 yazıyor, burada 4 yazıyor. Kareyi böyle döndürüyor bak. Şöyle döndürüyor. Sonra şöyle döndürüyor. Böyle gidiyor bu kare. Böyle gidiyor. Sonra buraya kadar geliyormuş. Bildiğin oyun oynuyorlar. Aynen. Ya. Kare kenarları üzerinde döndürülerek A noktasından B noktasına getiriliyor. A ile B arasında kök 1352. Aman Allah'ım neymiş ki bu ya? Kök 1352 ve karenin alanı 8 santimetre karedir. Bunun alanı 8 ise bir kenarı nedir? Hatırlıyor musun? Mesela bunun alanı 25 ise bir kenarı nedir? 5. Süper. Nasıl buldun biliyor musun? Karekök 25 diyerek buldun. Karekök 25, 5'ti çünkü. Mesela şunun alanı 16 ise bunun bir kenarı nedir? Karekök 4. Karekök 16'dır. Yani 4'tür aslında. Aynı onun gibi karekök bunun alanı 8 ise bir kenarı karekök 8'dir. Karekök 8 nedir? Hemen yapalım seninle beraber. 4 kere 2 olduğu için 2 kök 2'dir değil mi öyle adam? Evet. O zaman burası 2 kök 2, burası da 2 kök 2. Şimdi bu kadar döndürüyormuş. Aman Allah'ım bu ne ki Allah'ını seversen? Bu ne biliyor musun Tonguç'um? Bu aslında hemen çarpanlarını ayırarak bulabileceğimiz bir zımbırtı. Hemen bu sayıyı karekök 2'ye böleceğiz değil mi hocam? 1352. 2'ye böldüm Tonguç Eren Bey'im. 676. 2'ye böldüm Tonguç Eren Bey'im. 338. 338. 2'ye böldüm Tonguç Eren Bey'im. 150. 169. 13'e böldüm Tonguç Eren Bey'im. Kaç çıkar alansız? 13 çıkar. 13'e böldüm. 1 çıkar. Bitti bu kadar. Oh be. Bak her iki tanesi bir tane olarak dışarı fırlıyordu. İki tanesi bir tane olarak dışarı fırlıyordu. O zaman dışarıda bu zavallılar bunlar çıktı dışarıya. 13 çarpı 2 diye. Bu içeride zavallı kaldı. Rezi. Kök 2. Dolayısıyla 26 kök 2'ymiş aslında bu zımbırtı. O zaman hemen 26 kök 2 yazıyorum. Dolayısıyla ben 26 kök 2'lik bir mesafe gidiyorum Tonguç Eren Bey. O zaman bak 26 kök 2'lik bir mesafeye giderken her bir turda bunun etrafı kaç santimetre olur? Bak 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2. Dolayısıyla 2 kök 2'den 4 tane var. 4 ile çarparsam 4 kere 2 8. 8 kök 2. O zaman bir turda 8 kök 2 mesafe gitmez miyim Allah'ın evet, sana? Evet. O zaman 26 kök 2'nin içinde kaç tane 8 kök 2 vardır bakalım hemen. 26 kök 2 eksi 8 kök 2 eksi 8 kök 2 eksi 8 kök 2 Tonguç Eren Bey'im 2 kök 2 kalır. Ya bir tur daha 24 kök 2 der değil mi? Evet. 8 8 8 elma daha 24 elma der. 26'nın içinden 24'ü çıkardığın zaman 2 tane kök 2 kalır. Yani 3 tane tam tur atıyorum. 3 tam tur atıyorum. 3 tam tur. Ve aynı yere gelirim. Tam tur atarsam aynı gelirim. Yani bak şöyle. O kareyle şimdi, iyi olmuş hocam. Bu mesela bak. 1 2 bak burada ne oldu? Bir tane gittim 2 kök 2. Bir tane gittim 2 daha kök 2. Sonra bir tane gittim 6 kök 2 oldu. Bir tane gittim 8 kök 2 oldu ve aynı şekilde geldim. Yani bir tam tur attığım zaman aynı şekilde geldim. 8 kök 2'de aynı şekilde geldim. Sonra 2 kök 2 arttı. Ondan sonra da bir tane daha 2 kök 2 gideceğim. 2 kök 2 zaten bir kenarıydı. İşte gözüktü. Hangisi cevabımız? Ceyhun. Ceyhun cevabımız. Harika, tebrik ediyorum seni. Ve geldik artık son sorumuza, gerçekten de çok önemli bir soru. Spray boya soruları. Soru çeşidi bu da. Gerçekten bir hesaplamalar var. Yani gerçek hayat problemi bu. Gerçek hayatta grafiti yapıyoruz. Bak mesela ABC bilmem ne falan filan. Toplamada neydi? Elma armut hesabı. Çıkarmada elma armut hesabı. Kenar uzunlukları AB olan dikdörtgenin alanı A çarpı B demiş. A kutusundaki sprey boya ile kök 11. B kutusundaki sprey boya ile kök 44. Ya kök 44'ü ben beğenmedim. Kök 44 aslında 4 kere 11 değil midir? O da aslında 2 kök 11 değil midir Tonguç Eren Bey? Ben bunu hiç beğenmedim. Karekök 99 da 9 kere 11'dir Tonguç Eren Bey. O da 3 kök 11'dir değil mi? Ya bu da aslında 1 kök 11'dir. Hepsi aynı oldu şimdi. Hepsi rahatladı. Şimdi ABC sprey en az bir kez kullanmak şartıyla kenarların uzunlukları 5 kök 88 ve kök 2 olan dikdörtgen biçimindeki bir duvar varmış. Aman Allah'ım, gerçekten de burası kök 2 metreymiş, burası 5 kök 88'miş. Bu kadar duvarı boyayacağım. Şimdi ben bunların alanını bulabilmek için bununla bunu çarparım. Bir de olabilmek için en az kaç kutu boya alınmalıdır demiş. Şimdi soruyu anladık. Şimdi o zaman bunun bir alanını bulmaya çalışalım. 5 kök 88 çarpı
kök 2. Ama öncesinde şunu yapmak istiyorum. Yapmayalım, gerek yok. 5 kere 5 çarpı 160, 176 çıkar. 176'yı hadi seninle beraber bir çıkartalım mı Tomuş Eren? Çıkaralım hocam. Hemen 176'yı bir çıkartalım. Bak, kağıtlarımızı israf etmeyelim. 176. 2'ye böldük 88. 2'ye böldük 44. 2'ye böldük Tomuş Eren benim 22. 2'ye böldük 11. 11'e böldüm 1. Dolayısıyla bu ikisi çıktı bir tane. Bu ikisi bir çıktı bir tane. O zaman dışarıya 2 kere 2 4 çıktı. İçeride de zavallı 11 kaldı. 4 kök 11'miş demek ki. Dolayısıyla bu zımbırtı 4 kök 11. Başta da 5 var. 5 çarpı 4 kök 11 de 20 kök 11 eder. O zaman bizim boyamamız gereken alanın toplam metrekaresi bu. İşte bak, burada asıl sorunun kritik noktasına geliyoruz. ABC sprey boyalarını en az bir kez kullanmak şartıyla. O zaman bak, bundan, bundan ve bundan en az bir kez kullanacağım. Bu kadar duvarı boyamak en az kaç kutu boya gerekmektedir? İlk başta hepsinden birer tane kullanırsam ne olur aslında? 1, 2, 3, 6 kök 11'i kullandım. Dolayısıyla 20 kök 11'in içinden 3 kutu boya kullanarak 6 kök 11'i kullandım. Dolayısıyla 14 kök 11 kaldı. Ve bu 14 kök 11'i benim ne yapmam gerekiyor? En az boya ile boyamam gerekiyor. En az boya kutusu kullanarak. Dolayısıyla fazla boyayabilen kutudan daha fazla kullanırım. Dolayısıyla 3 kök 11'den daha fazla kullanırım. Kaç tane 3 kök 11 kullanabilirim? 3 tane C kutusu kullanayım. 3 tane C kullanayım. Bak, burada hepsinden A, bir tane A, bir tane B, bir tane C kullanmak şartım vardı ya, onu tamamladım. Sonra 3 tane C kutusu kullanırsam 12 kök 11 çıkmaz mı Tomuş Eren? Çıkar hocam. Ne kaldı geriye? 2 kök 11 kaldı. O zaman 2 kök 11'e de şunu kullanırım. Dolayısıyla bir tane de B kutusu kullanıyorum. Bu B kutusuydu hatırlıyorsan. B kutusuydu. Dolayısıyla 2 kök 11'de buradan kullandım. İşte duvarımızı tam bir şekilde boyamış oldum. Toplam kaç kutu boya kullandım Tomuş Eren Bey? Hemen bir daha yapalım. Her yer boya oldu 3, ya. 3. Evet, en az kaç kutu boya alınmalı demiş. 3 tane... Pardon, özür dilerim. Bu 3 kök 11'i 4 tane kullanmam gerekiyor. Çok özür dilerim. 4 kere 3 12 çünkü. Burada hata yapmışım. 4 kere 3 12. 4 kere 3 12'den 2 kaldı. Bir tane daha 3, 4 ve 1'den toplamı 8 tane boya kullanmalıyım. Gerçekten çok önemli sorular çözdük Tomuş Eren Bey. Hocam hangi kaynaklardan çözdünüz? Bu soruların hepsi Tomuş Eren Bey. Bir de taktikli şey, bir de Zor Bankası'ndan tabii ki. Bu soruların hepsini Dinamo Soru Bankası yeni nesil sorularından, aynı şekilde yeni nesil matematik taktikli soru bankası yeni nesil sorularından çözdük Tomuş Eren Bey. Aynı şekilde de Tomuş Eren Bey Zor Bankası matematikten de çözdük seninle beraber. Sen de bu sorularla inşallah sen de başarıya koşacaksın Tomuş Eren Bey. Hatta Zoru Bankası'nın da Zoru seti çıktı. Bunu da söylemek istiyorum. Set daha iyiymiş. Aynen, hocam yeni nesil Zoru Bankaları'nın olduğu bir setimiz. İçinde bütün dersler var mı hocam? İçinde evet. İçinde evet, şöyle yapalım. Hatta çıkarması bile zor hocam. Matematiğini de göstereyim. Zoru gerçekten de. Buradan yaptık bütün soruların hepsini. Dolayısıyla bu tarz çok güzel sorularla, gerçekten LGS ayarında sorularla çalışabilirsin. Sen de başarıya koşacaksın diyorum. Hadi o zaman bakalım. Ödüllü sorumuzu da yap. Ara tatilin çok verimli geçmesi ümidiyle görüşmek üzere. Hadi bakalım. Süper oldu hocam.